Agalarım, herkese selamlar. 14 Ağustos ve 15 Ağustos 2024 Çarşamba ve Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. Real Madrid maçının ideal yüksek oranlarına kadar değinirken 15 Ağustos'ta oynanacak 6 karşılaşmaya genellikle ideal tercihlerden yöneleceğiz. Birazdan anlatacağım. Herkese şimdiden bol şanslar. İsterseniz skorla başlayalım. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Real Madrid Atalanta ve Rapid Wien Trabzonspor. Maç skorları ne olur? Sizlere sorduk aga. Bilen toplamda 4 kişiyi, 2 kişi Real Madrid'den, 2 kişi de Trabzonspor'dan 7 gün gruplarımızda, WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Fenerbahçe Lille maçı oynandı. Maç 1-0 bitti arkadaşlar. Uzatmalarda gelen skorla daha iyi değildir. Televizyon YouTube, Fudis GGGG ve Asilkan Karakaya isimli arkadaşlar kazanmıştır. Bana WhatsApp hattına ulaşarak ben skor kazandım. Kanalının fotoğrafını atarsa ben zaten WhatsApp gruplarına ekliyorum. Ekranda gördüğünüz numara 0534-446-5989. Açıklama ve yorumlarda zaten linki var. Her türlü soru, görüş, öneri, WhatsApp gruplarına katılmak isteyenler vesaire iletişim kurabilirsiniz. Devam ettim. Agalarım, sizlere son videoda bir adet YouTube kombinesi önermiştim. Twente Salzburg mücadelesine 2.5 üst olarak değerlendirdik. Ve Rangers Kiev maçında da Rangers'ın tur atlarını ben ideal kombinim. Tam 2 oranı vardı bu kombinin. Kombin başarısız oldu. Rangers kırmızı kart yedikten sonra dakika 83 ve 85'te yediği 2 golle mağlup oldu. Ama dediğim gibi kırmızı kart geldiği zaman yapacak bir şey yok. Kırmızı karttan önce de yani turu geçecek taraf Rangers gibi olduğunu da belirteyim. Oynamış oldu oyunla birlikte. Ama kırmızı gerçekten işi bozdu. Kiev'de gerçekten hakkını verdi. Devam edelim. Mislerimiz vardı. Salı günü 3 tane yüksek mislim vardı aga. Solda gördüğünüz Bodo mücadelesinin maç sonu 1'i. Lugano maçında maç sonu 1.5'tu. 1.77 gibi orandan 4.000 misli aldık Avrupa yüksek mislimiz. Ortada gördüğünüz yasal yüksek mislimiz de Türkiye oranlarına göre hesaplanır. Twente Salzburg mücadelesinde de KGV olarak değerlendirdik. Yüksek misli Avrupa'da bir 4.000 daha almıştık. Toplamda 3 tane vardı. Toplamda 10.000 TL'lik bahis aldık. 10.160 TL mi net kar var. 160 lira mı net kar var öyle söyleyeyim. Çok fazla kar edemedik. Gilois ve Rangers gol atamadı. Orada da başarısız oldu. Bunu da göstermek isterim agasilere. Bu şekilde yüksek misli seviyesinde sadece kuponlar değil canlı olarak da ilerlediğimizi belirtelim. Gelenler gidenler zaten yüksek misli seviyesinde. Sizlere rapor olarak gün gün göstermeye çalışıyorum. WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmalara canlı maçları önererekten de devam ediyoruz. Hatta Herkes Açık Telegram grubu da var. Oraya da ücretsiz olarak da açıklama yorumlar kısmında var. Linkine tıklayarak da katılabilirsiniz. Oraya da yaptığımız canlılar oluyor. Hatta bugünden göstereyim. Şimdi aga burası ücretsiz Telegram grubu. Fenerbahçe Lille maçı vardı. İlk yarı gole girdim. Şöyle göstereyim. %4 şeklinde gelmedi aga gol. Bu başarısız oldu. Neler neler kaçtı. Bodo'nun maçı vardı. Bodo çok iyi oynuyordu. Karambole gol yedi Bodo ve sonradan 4-1 mi 5-1 mi ne bitti maç zaten. İlk yarıdan bir golü daha aldım. Bu geldi aga. Tertemiz oldu. Ondan sonra Fenerbahçe'nin devre arasında vermiş olduğum %5 bir canlım vardı. Şöyle göstereyim. Fenerbahçe'de %5 olarak değerlendirdim. Dedim ki Fenerbahçe'nin golünü neye atacaksın aga? Yeşil yeşili çeksin dedik. Buradan bu geldi. Avrupa canlısı vermiş. O geldi. Lillerden kalkmıyor falan derken 90'larda gelen golle buradan Fener'i de aldık. Bu şekilde aga. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriz. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır aga. İlk mücadelemiz Real Madrid Atalanta maçıyla başlayalım. Aga 14'ünde tek maç olarak değerlendirebiliriz bunu. Real Madrid burada yani kadrosu zaten Mbappe muhtemelen ilk 11'e çıkacak. Hatta şuradan kadro olarak göstereyim. Aga şunu söyleyeyim ben sizlere maç Polonya'da oynanacak. Sanırım Varşova'da olması lazım stadyumda. Tarafsız sahada oynanacak normal. Şimdi kadroyu gördünüz Mbappe. Hatta bu hafta denenen antrenmanlarda Vinicius, Mbappe, Arda Güler de denemiş antrenmanda. Ama muhtemelen yedeklerde olur. Girerse de skoru alırsa da Arda da öyle girer gibi geliyor bana. Şimdi Atalanta'ya karşı zaten üstün gelecektir Real Madrid. Burada bir Real Madrid'in galibiyetini dümdüz değerlendirmekte fayda var. Bu arada maçın skorunu da sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Real Madrid'in galibiyeti dümdüz almak isteyenler alabilir. 1.40'larda bir oranı var zaten Real Madrid galibiyetinin. Atalanta burada nasıl bir varlık gösterebilir? Aga ben şöyle bir beklentim var. Benim kendi skorumu söyleyeyim. Kendi skorum 2-0 veya 2-1 ayarında bir Real Madrid galibiyeti. Atalanta golü bulursa Gasperini'nin önde baskı oyunundan kaynaklı. Burada gol bulabilir belki. Belki 2-1 işte. 2-0-2-1 ayarında bir maç bekliyorum. Maç sonu bir idealden alınabilir.
Onun dışında yüksek orandan da oranları nasıl yükseltebiliriz diyerekten de 4.5 altında bir yaparsanız oranı bir 70 seviyesine kadar çıkartırsınız. Hatta biraz daha risk alalım derseniz ki benim skor beklentim 2-0-2-1 ayarında bir Real Madrid galibiyeti olduğu için de 3.5 altında bir Real Madrid galibiyeti alalım. Ve oyuncu bahisi olaraktan da Mbappe gol atar varsa da bakalım açacaklar mı yarın bu yeni sezonda da yeni oyuncu bahisleri olursa onları da değerlendireceğiz. İzlerken çok keyifli oluyor. Mbappe gol atar da değerlendirilebilir. Açılış yapar yani ilk resmi maçı. Ayın 15'ine geçtik. 15'inde 6 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle beğeni ve yorumlar destekleriniz önemli aga. Yine bir maç skoruyla başlayalım. Rapid Wien ile Trabzonspor maç skorunu sizlere sorduk. Aga ilk maçta ben neden KG olarak değerlendirmiştik. Rapid'den gol bekliyordum. Trabzon'da belki atamaz mı ya atamaz mı diyorduk da at gerçekten atamadı. Bulmuş olduğu pozisyonlar da var ama ya o kadar çok transfer var ki bence transferler de iyi. Ben Trabzon'un iddialı olmasını bekliyordum. Ama ligde de çok bir varlık gösteremedi. O baskın takım oyununu oynayamıyor. Kanatlardan hızlı çıkıyor vesaire de. Bu ilk maçta Trezeguet'i de sonradan oyunu aldı. O hareketlendirdi açıkçası. Yani Rapid Wien burada bilmiyorum Trabzonspor'a ağır gelebilir. Ben burada diğer seçeneğinde bulunan ev sahibi yarı kazanır. Aga ben burada Rapid Wien'in bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Hatta maçı kazanma ihtimali de bence var. Yani Trabzonspor'un Abdullah Avcı'ya da çok fazla eleştiri geliyor. Bilmiyorum. Çok fazla transfer yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya bir gönderilme olayı falan daha yeni başladı ama dedikodular çıktı. Bütün transferleri de Abdullah Avcı yaptı. Yani o kadar çok transfer oldu ki ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. En azından şu an çok erken. Legia Varşova ile Brøndby mücadelesi. Tempolu oyunun hakkını veren iki takımın karşılaşması. İlk mücadelede 3-2 skorla bitti. Aga Varşova kazanmasını bildi. Burada tabii ki favori fakat Brøndby de gerçekten iyi oynayan bir takım. Kendi ligini zaten bunların ligi erken açıldığı için biz takip ediyoruz haliyle. Yani yine gollü bir karşılaşma geçer diye düşünüyorum ben. Karşılıklı gelecek goller. Skor beklentimde 1-1 olma ihtimali var. Belki 2-1 Varşova alaraktan da buradan tekrardan turu atlamayı garantiler. Benim skor beklentimlerim 1-1-2-1 ayarında belki Varşova. KG var benim burada. İdeal tercihim olacaktır. Geçtim. Atletik Bilbao. Oo, La Liga açılıyor aga. Şimdi bu maçı neden aldım? İlk maçlar zaten bu Atletik Bilbao'nun olayını biliyorsunuz. İspanya'nın bir bölgesi var. Sadece o bölgedeki oyuncularla ilerliyor. İsmini unuttum da bir sonraki maçında ben aydınlatırım sizi. Şimdi Nico Williams arkadaşlar satılmadı ve satılmayacak bu sezon. Hatta daha yeni forma basıyordu. 10 numaralı formayı giyecek Nico Williams kanatta. Şimdi Bilbao da yeni bir transfer de yaptı galiba. Braga'dan bir 15 milyona bir forvet aldı. Getafe ile oynayacaklar. Ben Getafe'ye ağır geleceğini düşünüyorum Bilbao'nun. Aga geçen sezonda zaten çok iyi bir oyun sergilediler. Bu oyunun hakkını da verdiler. Çok değerlendirdik. Ben yine ligde güzel bir açılış yapmasını, ligin açılış karşılaşması olması kaynaklı da şöyle bir gösteri yapar mı bilmiyorum ama 2 tane golünü bekleyeceğim. Atletik Bilbao'nun 2 golü zaten minimum 1.56 oran var. Bilbao'nun atacağı 2 gol değerlendirmeye uygun olur. Getafe'ye bence üstün gelecektir. En azından maç boyu şunu da belirteyim. Canlıdan kornerini, yani Bilbao baskılı oynadığı zaman kornerleri de çıkartan bir taraf. Özellikle Nico Williams, Iñaki Williams gibi kanatları kullandığı zaman da kornerler çıkıyor. Bilbao tarafına canlıdan da korner denilebilir. İsterseniz maç önünde bakabilirsiniz. Başakşehir ile Iberia mücadelesi. İlk mücadeleyi izledik. 1-0 skorla kazanmasını bildi. Burada da aynı şekilde ben çok fazla gol beklemiyorum açıkçası. Zaten Rize maçı oynadı Başakşehir. Bakın şimdiden söylüyorum. Haftaya değerlendireceksek Süper Ligi. Samsunspor, Rizespor. İki takım şu an en formda takımlar. Net olarak söylüyorum aga. Çok iyi oynadılar. Başakşehir'i sahadan sildiler neredeyse. Maç 1-1 bitti. Ama Rize inanılmaz top oynadı. Başakşehir'de bir yorgunluk da olacaktır. Burada galibiyet gelir bence. Rakip zayıf. Ama bu galibiyeti 4.5 altında biz süsleyelim. Oranı da iyi seviyeye çıkartalım. Başakşehir kazanırsa da maçta ben 5 gol çesi beklemiyorum. Hatta skorda 2-0, 3-0 ayarında bir Başakşehir galibiyeti çıkabilir. Lugano ile Partizan. Bu maçın ilk ayağını izlediğim için değerlendirdim. Şimdi Partizan hiçbir şey yapamadı aga. Lugano gerçekten hakkını verdi. Deplasman'da da kazandı bu arada. Şimdi kendi evlerinde oynanacak. Ben turu galiba bu turu geçen kimin rakibi oluyordu ya? Neyse Beşiktaş'ın rakibi mi belli oluyordu vesaire. Gecenin saat 2'sinde çekiyorum videoyu da aklım durdu.
Lugano'yu değerlendirdiğimden ve izlediğimden de söylüyorum. Burada Lugano kendi evinde bu Partizan'a 2 tane gol atabilir. İdeal eden Lugano'nun ev sahibi 1.5 üstünü değerlendirebiliriz. Lugano tarafından 2 gol beklediğimi belirteyim. Son karşılaşmam Real Betis'le Girona. Her iki takımda çokça transfer oldu. Özellikle Girona Savio, Couto, Dovvig gibi isimleri kaybetti. Ama yerine isimler Van de Beek gibi vesaire isimler de eklemeye çalıştı. Real Betis'te de değişiklikler var aynı şekilde. Güzel, keyifli. Yani en azından oyun anlayışları pozitif olan iki takımı izleyeceğiz. Karşılıklı gelecek goller 1-1 skor. Alırsa belki ben burada Real Betis'i bir adım daha önde görüyorum. Girona'nın geçen sezondan zaten deplasmanda çok da başarılı değil ama iç sahada inanılmazlardı. O yüzden burada da KG varı tek tercih olarak değerlendireceğim. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.